Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda hatırlarsanız Juventus'lu yani Piemonte'li oyuncuları ve tabii ki Rising Sun Almanya oyuncularının analizini yapmıştım. Ama Piemonte'de unuttuğum oyuncular oldu. Part 2 olarak gelen oyuncular var. Onların analizini bu videoda yapacağım. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız arkadaşlar. Haydi bakalım videoya geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kızım Ebrar da yanımda. Burada bisikletini sürüyor. Bir yandan bana bir şeyler diyor. Hadi bakalım arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, öncelikle hemen bir önceki videonun hemen akabinde çektiğim için henüz DB'lerde bir değişiklik yok. Sonradan atladığım, unuttuğumu fark edince. Şu bir dakika, ana menüde şu videoya bir bakalım ya. En son gelen Part 2 oyuncularını mı gösterecek? Bakalım. Muhtemelen ooo yok. İlki de var. Hyuga. Trezeguet, Gentle. Bu şey mi acaba, Donnarumma'nın? Gerçi Donnarumma Juventus'ta değildi değil mi? Bu Buffon'un mu yani şeyi, çakması? Buffon'un çakması, evet. Buffon'un çakması. Çakma Buffon diyebiliriz yani. Hemen bakalım analizlerine. Öncelikle Gentle, Gentile. Salvatore Gentile, 1201 stamina'nın extreme oyuncusu, Piemonte oyuncusu olarak geliyor. Atak kısmında 22K'ya yakın görüyoruz. Defansta 31K, fizikte 25K. Highball, low ball, normal Gentile'nin. Gentile, gentle ne diyorsanız artık. Hemen şuraya bakalım. 5 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundursanız takım buff'ı 25. Inside Master var, matchup'larda bilirseniz statları %25 artıyor. Süpernova kayması, S pas kesme ve S bloğu var. Dandy blok yalnız. Bond'a baktığımızda efendim kızım. Efendim. Baba. Hmm, efendim. Tamam mı? Çizdi, izlemiştim ya. Evet. Menişle ne oldu fındık? Onun kulağı belemiş, dışı evet. Çıkmış ya. Evet, evet kızım. Ağzını yastığın altına koymuş uyuyormuş. Bütün de uyuyamıyormuş. Tamam kızım, olabilir. Neyse, ne varmış? Tamam kızım, tamam. Evet, kızımın söylediklerini de dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. 2 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız 5 bond veriyor. Ayrıca Piemonte oyuncularına, Juventus oyuncularına 1.5 statlarını arttırıyor. Matchup'a girdiğinizde rakipten %15 fazla stamina götürüyorsunuz. Özel hareketlerinden bir tanesini blokluyor rakibinizin. Bu güzel ve %70 daha kısa sürede kendine geliyor. İstediği drill bu arkadaşlar. Gentle'ın kendi drill'i. Gelelim Buffon çakması. Bacchus. Niyeyse Donnarumma geliyor aklıma benim. Bacchus, Bacchus neyse. Şu an Donnarumma mıydı Juventus'un kalecisi? Onun çakması mı yoksa? Yorumlara yazın arkadaşlar kimin çakması. 1223 stamina ile geliyor, görüyoruz. Saving kısmında 24-25K'ya yakın. Fizik kısmında 29.5K'dan fazla, 30K'ya yakın. 11K punch var, bunu söyle bahsedelim hadi. 13.700 küsür catch var. Power 11.273, tabii ki yakalayan bir kaleci. Power'la tekniği catch desteklediği için. Speed 9.396, teknik 8.933, highball ve low ball normal. Önemli olan şu kısımlar. 5 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundursanız 25 takım buff'ı var. S keçi var. Canım babam benim diyor kızım bir yandan. Canım kızım. Bugün hala babalar günü değil mi kızım? Babalar günü de çekmeye devam ediyorum. Tabii ki kızımı parkta gezdirdikten sonra, gönlünü aldıktan sonra bir başka keçi 470 momentli flying catch.
S yumruğu var 440 momentle, Tenacious Fine Save ve One Handed keçi var. A keçi arkadaşlar. Pacific Long Feet. Aynı işte şeyde olduğu gibi SDF kırmızı, pardon, kırmızı Fast Miller'de olduğu gibi veya mavi Salinas'ta, Fast Salinas'ta olduğu gibi topu tuttuğunuz zaman en uzaktaki oyuncuya atma ihtimali var ama %60 ihtimal demiş buna. Daha önce %100 yoktu sanki. Bond kısmında 2 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulunursanız 5 bond veriyor. Kulüp oyuncularına karşı %12 statları artıyor kulüp oyuncusu katili diyoruz. Full power gauge up diyor. Eğer başarılı kurtarış yaparsanız full power'ı %10 fazla dolduruyor. 2 tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var ve Piemonte oyuncularının yani Juventus oyuncularının statlarını %1 arttırıyor. İstediği drill yine gentle. Yani TL drill'i diyoruz ve geçiyoruz. Trezege çakması. Trezaga. 1232 stamina Piemonte oyuncusu. Statlar atak 31k, defans 22k. Fizik 25k diyoruz. Highball, lowball normal. Mavi geliyor. Forvet oynatıyorsunuz. 5 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu bulunursanız takım buff'ı 25. Full body stand var. Staminanız fazlayken özellikle ilk iki özel harekette maksimum %20 artıyor statları. Şarj voleysi var. 500 momentle. Röveşatası var. Overhead slam shot. S şutu var. Technical combat shot. Compact shoot pardon ve sharp caseless stepping var. 450 momentli bir çalımı. Hepsi S'ye görüyorsunuz. Ve kendisi 2 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu bulundurursanız 2.5 bond veriyor. Debufflı bir oyuncu rakipten aynı koşullarda 4.5 düşürüyor. Vital area master. Vital arealarda yani hemen ceza sahasının önündeki kısımda diyebiliriz her iki taraf için. %10 statları artıyor. Ve 2 tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var. İstediği drill, Yuga drill'i Excellent Shot Sense lakabıyla geliyor Trezega. Mükemmel şut hissiyatı anlamına geliyor bu arada. Evet, ticket'lar daha önce gösterdiğim gibi duruyor. 36 tane bu var, daha birikir 14 tane bu. 2 tane falan eksik aldım oradan, 16 olurdu yoksa. 11 günü var bu transferlerin. Next Dream oyuncularının da aynı şekilde. Alman oyuncularının 7 günü var. İlk part Juventus Piemonte oyuncularının 11 günü var. 14 günde bu eski samuraylar. Bu bitmiş olacak. Siz izlediğinizde 14 saati kalmış. Dream Collection'lar. SSR Mixer, SR Mixer, Dream Pod da çok birikti. Bakın burada 5 tane Selectable Transfer, 20 tane SSR, 32 tane R artı, 10 tane R şey, 32 tane SR artı, 10 tane R artı. Yani Allah ne verdiyse hepsini canlı yayında atmayı düşünüyorum. O yüzden mutlaka ama mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Kısa bir video oldu. Daha az oyuncu incelediğimiz için. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok ama çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer videolar devam edecek. İşte nedir? FIFA 22, PES 2022, Nostalji bölümünde Max Payne serisi ve God of War'ın ilkini de ikincisi çıkmadan önce kaldığım yerden devam edip bitirmek istiyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin ve mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi canlı yayında tüm transferleri atmayı düşünüyorum. SDF zamanı. Benden bu kadar bu videoda arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Burada bitiriyorum. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.